Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Eskişehir Merkez'den ve sektörün lider firması Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nden sesleniyoruz. Yanımızda da kadın hastalıkları doğum ve üreme sağlığı uzmanı, tüp bebek merkez sorumlusu doktorumuz Fatih Öğüç bulunmakta. Bakalım hocamız bize çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fatih Bey merhaba. Merhaba Sinan Bey, hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Fatih Bey, ben çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsetmeden önce ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize tabii sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Fatih Öğüç kimdir? Fatih Öğüç, 1996 yılında ihtisasımla kadın doğum mütehassısı oldum. 91 yılında Hacettepe'den mezun oldum. O günden beri kadın hastalıkları ve doğum ve üreme sağlığı ile ilgili çalışmalar yapan, bir kadın doğum mütehassısı olarak çalışan, ülkesine hizmet eden bir doktor. Evet. 15 yıldır Eskişehir'deyim. 3 yıldır da Acıbadem Eskişehir Hastanesi IVF Merkezi, Tüp Bebek Merkezi'nin üreme sağlığı sorumlusu olarak çalışıyorum. Evet, gayet güzel. Peki Fatih Bey, çalışmalarımızdan biraz bahsedelim. Biz burada Tüp Bebek Merkezi'nde ne tür hizmetlerimiz söz konusu? Gelen hastalarımız tabii sizden nasıl desteklenmiyorlar? Tabii üreme sağlığı artık günümüzde toplumların çok önem verdiği, çok önemli bir soruna cevap bulduğu önemli merkezlerdir. Çünkü her 100 çiftten 20 tanesi çocuk sahibi olma zorluğu yaşamakta. Hem kadının üreme sisteminde hem de erkek üreme hücrelerindeki gerek endüstriyel gelişme, gerek stres faktörü, gerek popülasyonun artık geç yaşta evlenmesi nedeniyle oluşan handikaplarla birlikte artık çocuk sahibi olma zorluğu daha önemli bir sorun haline geliyor. Bu sorunu çözmek için de biz tüp bebek merkezleri olarak, ki Türkiye bu konuda dünyada çok önemli ve lider bir ülkedir. Toplam dünyada yapılan sikluslarda, tüp bebek sikluslarında ilk 5'te olan çok önemli bir ülkedeyiz. Ve bu sikluslarda topyekün başarı oranı da tüm dünyaya göre oldukça yüksek olan iyi bir hizmet sektöründe çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki IVF tüp bebek merkezleri dünyaya kıyasla son derece başarılı ve hızlı sayıda, çok sayıda siklus yapıyorlar. Biz de bunlardan, öncü kurumlardan biri olarak tabii ki bu hizmetlere devam ediyoruz. Evet, güzel. Peki Fatih Hocam, Acıbadem Eskişehir 3 yıldır var dedik. Biz burada tüp bebek merkezinde kaç uzman personelle hizmetlerimiz yürüyor? Şimdi Acıbadem Eskişehir Hastanesi 5,5 yıldan beri faal bir şekilde çalışıyor. Biz 3 yıldan beri 25 personelimizle birlikte 4 embriyolog, 2 doktor, hemşire, hasta hizmetleri, aile danışmanları ve psikologlar olmak üzere 25 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz. Oldukça hem ülkemiz için hem içinde bulunduğumuz bölge ve dünya için güzel projeler ürettik. Bunlardan bir tanesi Kalkınma Bakanlığı'ndan elde ettiğimiz BEPKA kuruluşundan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız Dünya Tüp Bebekleri Projesi. Bu projeyle ilgili sağlık turizmimize bir katkı sağladık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tüp bebekle ilgili IVF tedavisi almak isteyen hastalarımızı ülkemize davet eden bir program başlattık. İnşallah bunu da layıkıyla bu sene içinde gerçekleştirip ülkemize hizmet etmiş olacağız. Gayet güzel. Peki hedeflerinizi merak ediyorum. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada hedeflere ulaştık mı hocam, çalışmalarımız kapsamında? Planlarımızda neler var? Şimdi bizim ana amacımız ülkemize sağlıklı genç nüfus kazandırmak. Çünkü ülkemizin bu sağlıklı genç nüfusa çok ihtiyacı var. Sadece bizim değil, tüm tüp bebek, üreme sağlığı ilgilen tüm ülkemizdeki merkezlerin ana amacı bu. Burada tabii gelişen teknoloji, gelişen tıbbi süreçler bize her konuda destek oluyor ve biz de her geçen gün ülkemize, çevremizdeki insanlara ve topluma daha faydalı, daha başarılı sonuçlarla geliyoruz. Özellikle genetikteki gelişmeler, laboratuvar sistemindeki gelişmeler, laboratuvar teknolojisi ve embriyolojideki gelişmeler bize bu konuda çok destek oluyor. Eskiden %20'lerde, %25'lerde olan başarı oranları artık
tüm dünyada %40'larla, %45'lerle hatta %55'lerle alınır hale geliyor. Ve burada önemli olan hasta yaşı. Özellikle genç insanlarda üreme sağlığı sorununun daha az sorun olduğu ve ileri yaşlarda özellikle 35 yaşından sonra da üreme sağlığının önemli bir sıkıntı yaşayabileceğini, üreme sağlığı ile ilgili problemlerin olabileceğini halkımızın bilmesi gerekiyor. Evet, gayet güzel. Evet, değerli Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Bugün sizlere Acıbadem, Eskişehir'den ve yanımızda doktorumuz Sayın Fatih Öğüş'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.